Sevgili izleyicilerimiz, Kanal 42 ekranlarına Kum Saati programına hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve bugün çok değerli iki konuğumu sizlerle buluşturuyorum. Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi'nden iki değerli hocamız bizlerle birlikte. Öncelikli olarak Operatör Doktor Fuat Ali hocamız ve Operatör Doktor Ahmet Şalvarcı hocamız. Fuat hocamız kadın doğum kısmıyla ilgilenen değerli hocamız ve üroloji kısmıyla da Ahmet hocamız ilgileniyor. Hoş geldiniz diyeyim. Günaydın ben. Herkese. Günaydın herkese. Teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. İnşallah insanlara yardımcı oluruz, faydalı oluruz. İlk kez katılıyorsunuz programıma. O yüzden ben sevgili hocalarımı biraz kendi dillerinden tanımak istiyorum, dinlemek istiyorum. Fuat hocam sizle bir başlayalım. Evet. Kimdir Fuat Ali, biraz dinleyelim. Tıp fakültesi Cerrahpaşa bitirdim. Bitirdikten sonra, kadın doğum uzmanlığı bitirdikten sonra mecburi hizmet, 10 yıl kadın doğumculuk yaptıktan sonra tabii kadın doğumculuğu ve ihtisas esnasında infertilitle ilgileniyordum. Ondan sonra 10 yıl sonra, yani 15 yıl oldu, sırf kadın doğumla, tüp bebekle ilgilenmeye başladım. Ve 10 yıldan beri Konya'dayım. Konya'da güzel hizmetlerimiz oldu. Özellikle çocuğu olmayan hastalarımıza sebebi bularak tüp bebek veya aşılama veya normal tedavine çocuk sahibi olmaları için elimizde geleni yapmaya çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Peki, Allah kolaylıklar versin. Ahmet hocam, sizi de dinleyelim. Ben de Ankara tıp mezunuyum. Genel ürolojiyle ilgileniyorum. İhtisastan sonra onunla ilgileniyordum ama genel üroloji pratiği içerisinde işte çocuğu olmayan erkekleri değerlendirirken artık daha üst seviyede, daha geniş, daha derin tedaviler ve cerrahi, mikro cerrahi yaklaşımlarla özel eğitimler alarak, ekstradan yurt dışı ve yurt içi eğitimler alarak yaklaşık 10 yıldır ekiple birlikte buranın kuran abilerimizle birlikte hizmet veriyoruz. Tabii erkek faktörünün Konya'da daha önce bu kadar detaylı olarak değerlendirildiği bir durum yoktu. Gerçekten masaya yatırdık. Birçok geçmişte eksik olan şeyleri tamamlamaya çalıştık. Özellikle mikro cerrahi, mikro tese cerrahisi dediğimiz spermi olmayan erkeklerde 20-30 kat büyütmeli mikroskobik cerrahi ile sperm bulma işlemini Konya'da çok yaygın bir şekilde yapıyoruz. Türkiye genelinde de, yani ilk 5 içinde yaygın şekilde uygulayan bir kliniğiz şu anda. Çok güzel. Aslında hocam, gelmenize o kadar çok sevindim ki. Neden? Tüp bebekle ilgili sanki bir kadın, hani bu kısırlıkla ilgili bir şey olduğu zaman hep kadının üstünde bir yoğunluk. Hani çok evet, daha açık söylemek istemiyorum ama anlaşılmıştır herhalde. Sanki üroloji biraz işin dışarısında kalmak zorunda bırakılıyormuş gibi bir algı söz konusu oldu. Branş olarak tabii çok geniş bir bölüm. Branş aslında. Şimdi prostat, taş hastalıkları, çocuk, kadın, yani yeni doğan döneminden 70-80 yaşına kadar her kadının, her erkeğin ve bu arada çocuklara ait olan bir şey olduğu için bu konuyla uğraşmak biraz ekstra gerektiriyor. Gerçekten de, yani genel pratik içinde uygulamaya kalkarsanız birçok şeyi atlayabiliyorsunuz. Bir branşlaşmayı getirip tabii, belki de sadece o alanda öyle devam tabii, etme gibi kesinlikle. Bir şey değil mi? Ama hocam, bunu konuşalım çünkü aslında hani ilk önce savaş alanına kadınları öne sürüyorlar ama aslında bu bir hani savaş olarak düşünülmemeli. Evet. Kol kola girilip birlikte yapılacak bir tedavi olarak düşünülmeli, öyle değil mi sevgili hocam? Aslında özellikle kapalı toplumlarda biliyorsunuz bir yıl veya iki yıl içinde çocuk sahibi olunmadığı zaman gelin ve kayınvalidesi gelir. İlk yani, önce tabii, evet öyle tabii, oluyor. Eleydi. Yalnız son yıllarda artık insanlar dediğiniz gibi bilinçlendi. Ve artık yalnız kadın faktörü olmadığını, infertilite ve kısırlık yalnız kadınlara ait olmadığını bilindikten sonra artık yavaş yavaş %80 artık eşiyle gelmeye başladılar. Yani bize ilk müracaatları muhakkak eşiyle beraber gelmeye başladı. Bu da sizin tabii etkiniz çok oldu. Medyanın etkisi çok oldu. Anlata anlata insanlar artık, yani bunun yumurta %50 ise sperm de %50. Yani erkek faktörü %50 ise bayan da %50 yer. Evet. Bunun ayrı gayrisi olmaz. Eğer sperm yoksa çocuk olmaz. Yumurta yoksa gene çocuk olmaz. Gene olmaz. Onun evet, için doğru. İkisi de olması lazım.
Artık bu bilince Türkiye'de artık bu bilince vakı olduk ve herkes artık büyük yüzlenen artık işiyle beraber geliyor ve o bilinç bizi rahatlattı tabii. Eskide desek dahil bir bayana eşin gelsin, eşi hemen gelmeden haber gönderiyordu. Benim bir şeyim yok, boş boşuna şeyim, doktor bey niye bana çağırıyor? Demek sanki ki bu doğruymuş hocam, duyuyorduk da bak tabii, yani doğru olduğunda tabii, şey yapmış olduk yani. Biz evet. 30 yıllık doktorum ben yani 20 yıl önce. Kimi kaç kere duydun diyorsunuz. Tabii 20 yıl, 25 yıl önce, 30 yıl önce bunları hissediyoruz yani biliyorduk yani. Ama iyi ki de böyle bir tedavi var ki ben de tüp bebek bir 2 yaşında bir bebeğim var. Ben de tüp bebek annesiyim. O yüzden hani bu yolu, bu yolculuğu hepsini çok gayet net anlayabiliyorum ve aslında da destekliyorum. Çünkü hani bazen görüyoruz ki utananlar, sıkılanlar, gitmeyenler oluyor. Hatta durumu bilmeyenler oluyor. Çok o yüzden bence ilk önce sorulması gereken soru tüp bebek nerede lazım oluyor? Nereye kadar biz sabrediyoruz da ondan sonra gerek duymalıyız? Çok güzel bir soru. Evet. Ve bunu bildiğimiz zaman çok hastamız geç geldiği için tüp bebek dahil yapamıyorduk. Yapamıyoruz. Geliyor. Zaman 10 yıl, geçtiği için tabii, değil mi hocam? 5 yıl doktorlara gitmiş. Normal bir muayene olmuş. Yumurtalarına bakmış. Sperm tahlili yapılmış. Hı hı. Sizin çocuğunuz olur diye gönderilmiş. 5 yıl beklemiş. Başka doktora gitmiş. 2-3 kere aynı doktora gitmiş. Yani başka bir polikliniğe gitmiş. Tabii o poliklinikte kalabalık, zamanı yok doktorun. Gene bakıyor. Ultrasonla bakıyor. Sperm tahlillerini yapıyor. Bir ilaç veriyor. Gönderiyor. Yüzeysel bir şey oluyor. Tabii yani, gönderiyor. Şeydik infertilite böyle bir sperm tahlili veya bir muayenene kesin teşhis konulacak bir olay değil. Çünkü çok etkeni var. Ayrıntılı bakın. Tabii işte. Çok etkeni var. Yani düşünün bir insan gibi mükemmel bir varlık dünyaya geliyor. Ufacık bir aksaklık varsa o olay yerine gelmiyor. Düşün bir komplika bir telefon dahil, bir bilgisayar dahil, ufacık bir arızası veya bir şey olduğu zaman çalışmama veya bir komplika bir alet İnsan dahil. İnsan için nasıl düşüneceksiniz tabii, bunu bu kadar? Onun bakın şey. Bizim bir karaciğerimiz belki Konya kadar bir fabrikanın yapacağının işi yapıyor. Yani bu kadar önemli. Beynimiz yani ele bir organizma böyle bir ultrasonla bir şeyle hemen 5 dakika var yok senin bir şeyin yok demek. Bunu da burada belirtmemiz lazım. Bir şey yok dediğin zaman en fazla 1 yıl beklenmesi lazım. Yani evlendin diyelim. Bir yıl gittiniz niye muayene olmuyor? Oldun. Evet, muayene 6 ay sonra gittiniz muayene oldunuz. Tahlil yapıldı. Rahim filmi çekildi. Yumurtalar takip edildi. 6 ay sonra ve 1 yıl daha tedavi oldunuz. En fazla 1 yıl olmadığı zaman artık bu düşüneceksin işin, yani. Bu işin hayır tüp bebek değil. Biz tüp bebek merkezleri veya infertilite merkezleri her gelen hastaya tüp bebek yapıyor. Yapılmıyor. Evet tabii. Bir de o yanılgı var değil mi? Yani, doğru. Tabii evet. Geliyor hasta eğer yumurtalıkları normalse, tüpleri açıksa, spermler normalse biz onu normal tedavi yapıyoruz. Aşılama yapıyoruz. Ha, önce basamaklar var. İlaçla halletmeye çalışıyoruz. Eğer normalse, mesela normal değilse mesela hiç spermi yok bir insanın aşılama yapamazsın. Direkt tüp bebek yapman lazım. Oo yani, valla bunlar bir programa sığmaz. Ne kadar geniş bir şey tabii yani. Tabii geniş bir şey. Şimdi artık infertilite bakın biz erkek infertilitenden ilgilenmiyoruz artık. Yani bir sperm tahlili geldiği zaman biz o sperme bakmıyoruz artık. Gidiyoruz ki daha detaylı incelensin diye hata görmesin diye Doktor Ahmet Şarvarcı Bey bu işten bu erkek infertiline uğraştığı için ona gönderiyoruz. Hı hı. Çünkü bir tahlilin detayları var. Bir erkeğin muayene olması lazım. Belki bir hormon bozukluğu var. Ona gönderiyoruz. Onlara gönderiyoruz. Ben şu bakış açısını kazandım. Sperm varsa çocuk olur. Şimdi burada nasıl bir cümle bu? Çok detaylı bir cümle. Şimdi olayla hani ekstra ilgilenirseniz karşınızda hareket bozukluğu, şekil bozukluğu olan bir sperm semen analizi için saatlerce yorum yapar ve hastanı deprese bir halde evine gönderebilirsiniz. Artık kendinden şüphe eden, benim çocuğum olacak mı olmayacak mı diyen veya aile içi çatışmalar olup bir anda olayı egzajere edip abartan bir durum ortaya çıkabilir. Onun için bu konuyla konuşurken çok dikkatli kelimeler seçmeniz lazım. Yani yarı yarıya psikolog olmanız lazım. Keskin sınır olan bir konu değil. Evet. Bizim için biz
hiç sperm olmayan bir erkek düşünün. Hı hı. Bir tane sperm için uğraşıyoruz ve çocuk oluyor. Karşınızda bir semen analizi var. İçerisinde 1000 tane var, 2000 tane var, 200 milyon tane var, 10 tane var. O zaman genel mantık şudur. Sperm varsa çocuk olur. Yani müthiş bir şey değil mi hocam? Aha. Bir taneyi bile siz tabii arıyorsunuz. Bizim amacımız o zaten. Evet. Bir sperm için insanlar nelerini ortaya koyuyorlar inanamazsınız. Ama burada şu var. Şimdi sizin bu çok geniş bir yapı. Yani mesela Fuat abinin söylediği gibi bir karaciğer için Konya'yı yatırdı. Şimdi bir rahim var, yumurta var, bir tüpler var. Hepsini toplasanız 35-40 santimetre karelik bir alan. Ama biz bunu 2500 metrekare bir alanda yetmiyor bize yani. Ha burada ne yapacağız biz? Biz burada erkek faktörünü değerlendirirken, spermleri değerlendirirken, elimizde de tüp bebek gibi bir silahımız olduğu için, yani karşıdaki duran çiftin umudunu yıkmadan, gerçektir bu ama yani bu göstermelik değildir. Hı-hı. Bakın, evet, sperm hareketliliği problemli. Şekillerde de problem var ama sperm var. Çünkü neden? O kadar ilerledi ki teknoloji. Şimdi mesela Konya'da biz çip tüp bebek yapıyoruz. Embriyoskop kullanıyoruz. Bunların hepsi ayrı başlık. Dediniz ya zaman evet, yetmez. Evet, tek tek konuşmak lazım. Embriyoskop kullanıyoruz. Yani aha, embriyonun gelişimini takip ediyoruz. Hı-hı. Sperm, semen analizi içindeki spermlere diyoruz ki, yani bir mizahen konuşacak olursak, kendinizi seçin. Hanginiz bu iş için kullanılmak istiyorsunuz? Bir kanala oturtuyoruz. Onlar yarışıyorlar. Bu da yetmiyor. Özellikle başarılı bir tüp bebek uygulamasında eğer iyi bir merkez olduğunuzu iddia ediyorsanız, evet, genetik altyapınızın olması lazım. Hah. Gelelim esas meseleye. Bu şimdi burada, şimdi onları halletmeden de bu işe tabii başladın mı yarı yolda bakın, kalırsın. Şimdi yani hasta evet, geliyor. Evet. Şimdi şey dünyada trend, hı hı, kapıdan giren bir çifte yumurtayla spermi bulduktan sonra birleştirip tuttu ama tutmadı. Bu bitti. Evet. Böyle bir şey yok. Sizin başarı şansını arttırmanız için destekleyici yöntemler var. Tabii. Bunları hastanın önüne tutturmak koyuyoruz. Tutturmak mesele, devam ettirmek mesele. Ve kucağı alana kadar garanti. Dünya geneline baktığınız zaman bu uygulamaların maliyetleri dünya genelinin onda biri Türkiye'de. Daha düşük. Yani tabii, bir de. Tabii. Mesela dışarıda siz çip uygularsınız. Embriyoskopa sokarsınız, hı hı, transfer öncesi bir genetik çalışma yaparsınız, 40-50 bin euroları bulur. Ama Türkiye'de bu rakamlar gerçekten komik. Ve vallahi iyi yani, evet, biz şanslıyız. Tabii o açıdan çok şanslıyız. Burada tabii ekip de söz konusu. Yani biz sadece tek başımıza bir androlojiye bakan biriyle kadın doğumcu olarak çalışmıyoruz. Kimler yani var hocam? Mesela şimdi genetik derken 42 kişi bir ekip var. Ay maşallah. 42 kişi. Evet. Bunlar kadın doğumda bizim merkezimi örnek verelim. 3 tane tüp bebekle uğraşan doktorumuz, hı hı, var. Bayan erkek. Embriyolojide en az 6 kişi var. Hı hı. Onolojide Ahmet Bey var. Hemşireler var. Altyapıda takip psikoloğumuz var. Bu da önemli var, bir konu bakın. Kesinlikle. Yani, önce zaten psikologdan gelmeli. Tabii. Ya hasta geliyor, bakın çocuğu yok, sözünüzü kestim. Niye yok biliyor musunuz? Belki de birlikte olamamışlar. 10 senelik evli. Kafayı taktıkları bir şeyler var. 6 senelik evli. Vajinizmiz. Birlikte olamamış yani, bunu kimseye söylememiş. Psikoloğa söylüyor onu. Bizim psikolojide hiçbir tüp bebek uygulamaksızın 5-6 seanslık bir cinsel terapiyle işlerin hamile gidiyorlar. Yani gerçekten insanın yani ruhuna ve yani fiziğine hitap eden bir tüp bebek merkezi. Yani. Bakın dediğiniz psikolog. Psikolog mesela biliyorsun bu hormonlar hepsi hipofiste salgılanıyor. Tabii hep psikolojik hipofis, şeyden geçiyorlar. Hipofis neye bağlı? Beyine bağlı. Hı hı. Beynin sen kalabalıksa ve düşün siz telaşlıysa, rahat değilse bir iş yapabilir misiniz? O hipofis de düzgün iş yapmadı. Hormon salgılanmadığı için çocuk sahibi olamıyor. Hı hı. Bakın bizim başımızda gelen geçen vakalarda 3 kere tüp bebek yapmış. Hiç biz baktık psikolojisi bozuk. Önce dedik psikoloğa gönderelim. 3 ay psikoloğa gitti. Kendiliğinden hamile kaldı. Alıştı. Yani başka merkez 3 kere ama psikolojisi bozuk bir hastayı siz tüp bebeğe alamazsınız. Ama tabii sizde de şöyle bir şey olmuştur. Artık yıllardır tüp bebekle tabii uğraşa gelen hastanın işini girerken anlıyorsunuzdur zaten yani. Hani, tabii ne, değil mi o nasıl başlayacağız, evet, ne edeceğiz? Mesela bir az hastalığı biz diyoruz ki 3 ay 4 ay infertilite Ahmet Bey'in yanına gidin. Önce erkeğe bir hazırlayalım. Ve bayanın rahim içinde bir polip var.
onu yavaş yavaş tedavi ediyoruz. Ondan sonra tüp bebek. Yani her hastaya gelen birinci gelişinde hemen size tüp bebek yapacağım. Tabii. Böyle bir şey kalmadı artık. Ya hocam yani şimdi hani dışarıdan biri olarak ve bu uygulamayı da başından geçmiş biri olarak bu yani her şeyi duydum ben yani bu konuyla ilgili maruz da kaldım. O yüzden çok iyi biliyorum dışarıda neler sorulacak, nasıl şey olacak diye. Tüp bebek hani kısmına gelene kadar insanların ilk sorduğu şeylerden bir tanesi de şu: tamam, bizim artık çocuğumuz olmuyor, gitmeye karar verdik ama hani nasıl olacak bu, nereye, Allah, orada bir şeyler karışıyor, hatlar karışıyor. İnsan istiyor ki bu tüp bebek şeyle gelişen, işte teknolojiyle gelişen, bilgiyle gelişen ve araştırılması gereken, işte branşlaşılması gereken ve özel tekniklerin bulunduğu bir merkez olduğu için hani her şeyin bir arada olduğu yer neresidir diye bir ilk önce onu kim yapar, kim tutturur, değil mi hocam? Böyle yani biz sorular Konya'da, çok fazla oluyor. Konya'da 10 yıl oldu burada çalışıyoruz. Hı-hı. Ve herkes kendi dediğiniz gibi kendi konusuyla ilgileniyor. Hı-hı. Ve bir bütün olarak çalışmak, bir ekip olarak çalışmak. Yalnız sağ doktor, tek doktorla bu yürümez. Şimdi biz bazen her gün toplantımız var saat 3.30-4'te. Her dosyayı koyup 4-5 tane doktor ne yapacağız, ne etmeyeceğiz? Bu bir ekip şeklinde çalışıldığı için yani kendinizi bir kişiye teslim etmiyorsunuz. Bir ekibiye teslim ediyorsunuz. O zaman başarınız... Kaç tane Ahmet'li Ali var hocam, onu soruyor. Genellikle hemen böyle isim konulur ya. Konuldu mu hocam isminiz? Tabii çok fazla. Tabii. Yani bu şöyle aslında, bu başarıdan öte bir gönül şeysi oluyor yani. Hastalarla sadece fiziksel temas değil de ruhsal bir bütünlüğün duygusu. Kesinlikle. Bu. Yani hastaların bilinçaltılarındaki duygularını çocukların ismiyle ifade ediyorlar. Şimdi bu sorunuzu sorarken şöyle bir şey var. Bize bir çift geldiği zaman, bir karı koca geldiği zaman çocuk isteminde ve karar verip de tercih ettiği zaman biz bunlara tabii en az iki tane semen analizi, sperm tahlili yapıyoruz. Şimdi biz aynı anda bir kadın doğumcu kalkıp da işte hastanın hem genetik profili hem hepsini yapamaz. Hayır. Burada biz bunlarda hiçbir ücretle talep etmiyoruz. Bizim amacımız muayeneden hani kazanmak değil, tabiri caizse kabaca söyleyecek olursak. Hani işin öbür tarafına. Bizim amacımız şu: bunların neden çocuklarının olmadığını ispat etmek. Ama bizi tercih eder ama etmez. Öncelikle amaç bu. Bir şeyi bulalım da sorunun ne olduğunu, siz, hedefi. Siz evde o kararı verdiniz. Geliyorsunuz. Ama bilmiyoruz siz neden olduğunu. Ama bizim sizi aydınlatmamız. Çünkü insanlar yumurtayı ve spermi verdikten sonra işin arka tarafındaki ilerleyen şeyleri bilemiyorlar. Onlara da biz temas etmek zorundayız. Dolayısıyla hani ben de meslek hayatım boyunca hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Yani hastalarla neredeyse hani nikahlanıyoruz yani. Onun için soruyorum ya, hocam. Yani. Çocuk oluyor, o da bitmiyor. Çocuğun okul problemi de bize geliyor bazen. Yani böyle şeyler de oluyor. Vallahi yani. Hocam bilmem, artık onlara katlanacağınız yani. Ya. Hani ben de yaparım o işi. Yaparım yani. Bu sorunuz yani, hasta ne zaman gidecek tübbebe ve ne zaman karar edecek? Ben bunu söylüyorum. Eğer en az 4-5 tedaviden sonra, yani 4-5 ay hap kullandı, doktora gitti ve netice alamadı. En az dediği gibi Doktor Ahmet Bey, tüp bebek yapmasa dair bir tüp bebek merkezine veya bir infertilite merkezine gidip neden çocuğumu olmadığını bakması lazım. Yani aman annemde olmuyordu. Tabii. İşte aman 2 sene sonra olur falan filan gibi böyle tuhaf ileriye atmalar, halletmeler. Oraya bir gelelim ama hocam, izninizle bir telefonumuz var. Telefonumuzu alalım mı? Peki. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, dinleyelim sorunuzu. Bizim kızım 2 tane tüp bebek yaptık. Biraz sesi yükseltelim mi çocuklar? Çok anlayamıyorum ben. Kızınız... İlk tüp bebek yaptık. Evet. 6 aylık çocuğumuz oldu, öldü. 6 aylıkken. Karında mı doğduk? Öldü. Karında mı ölmüş acaba? Doğduktan sonra mı diyor? Yine 1 aylık düştü tüp bebek. Neden düşüyor? Ya, şimdi bir sorunları... Anlaşıldı. Tamam, peki neden düşüyor şimdi, diye sordunuz. Şimdi bu... Başka sorunuz yoksa gönderelim televizyonu. Hocam doktorun ismi ne? Nerede şey diyor? Tamam. Zaman zaman mavi bantta göreceksiniz. Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi'nde hocalarımız Fuat Ali hocam ve Ahmet Çalvarcı hocam. Mavi bandı takip edin lütfen. Orada da görürsünüz. Bakın, hocam hemen yanıtlayacak sorunuzu. Hoşçakalın. Bu hastamız 1,5 aylıkken düştü dedi. Anne karnında da düştü. İkinci çocuğu da tüp bebek yaparak 6 ay doğduktan sonra 6 ama ay sonra öldü. Ama bir şey var demek ki orada, değil mi?
Bunlar da biz daha fazla genetik tübe, genetikten, genetiklerden bir genetik bir hastalık var mı yok mu? Onları araştırıyoruz. Hem anneyi hem babayı. Bazen bakın hastaların genetik tahlilleri normal olabilir. Ona rağmen de yine. Bakın siz sağlıklı bir sperm kodu, sağlıklı bir ama dış görünüşü veya anne sağlıklı. Tamam. Ama bu değil ki gelen yumurtalar sağlıklı olma ihtimali olmayabilir. Mesela her 10 yumurta, 10 yumurta, 20 yumurta 10 tanesi veya %5'i veya %10'u sağlıksız, çünkü hep eliyorlar, sağlıksız değil mi? Olabilir. Evet. Yani anne sağlıklı olabilir. Ama kromozomu. Gelen yumurta sağlıksız veya bir yumurta. Baba sağlıklı olabilir. Bazen yumurta sağlıklı, sperm sağlıklı birleşirken kırılmalar oluyor. Evet. Tamam. Yani hamile kalmak aslında yani bebeğin varlığı onun sağlıklı olduğu ve iyi tabii olduğu anlamına gelmiyor. Hatta o zaman düşmesi iyi bile sayılabilir. Aynen hocam. Öyle. Yani. Zaten bu düşükler olmazsa ve bu ölümler olmazsa evet. Şimdi dünyada çok acayip insanlar görüyoruz. Özürlü. İki gözlü, yani. İki elli, beş elli bunlar Allahu Teala bunları yaparak bazen şükretmek gerekiyor. Tabii yani onun için ama tüm bebekte artık bunu da aşabiliyoruz. Yani bir bakmak mı lazım? Nasıl? Önce anne babanın şeylerini, muayenelerini, kromozomlarına bakıyoruz. Sonra hikayelerine bakıyoruz. Başka tahlillere de bakıyoruz. Buyurun. Evet. Yok hocam lütfen devam edin. Ben arkadaşlarla iletişim kuruyorum. Siz bana takılmayın lütfen. Başka tahliller de tahliller de yaparım. Buna biz bazı hastalarda özellikle 2 veya 4 ölüm, çocuk ölümler ve düşüklerden sonra genetik tüp bebek yapıyoruz. Yani bizim onun ayrıntısını isteyebilir miyim ben sizden tabii. Ama bir virgül koyarak bir tamam. De Necla Hanım var hattımızda tamam. Onun sorusunu da alalım. Necla Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Dinliyoruz sizi, buyurun. Ben Suat Hocam'la görüşecektim ama. Buyurun, dinliyor şu anda sizi. Lütfen sorun sorunuzu. Ekranda görünce bir teşekkür etmek istedim. Ben de onun hastalarındanım. Evet, aynı güzel. Bebiş var mı bebiş? Bir tane oğlum var, 6 aylık. Sağ ay, olun, sağ olun, sağ olun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bebek Necla Hanım. Çeken herkesin Fuat Hocam'ın yolunu bulmasını istiyorum. merkezini ve merkez çalışanlarını çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Aile gibi olduk. Sonunda mutlaka biri aldık, bebeğimizi kucağımıza aldık. Sağ ol, ne sağ ol. Teşekkür ederim Necla Hanım. Çok teşekkür ediyorum babacan tavrı için, özverili çalıştığı için, bizi doğru yola ilettiği için. Sağ olsun, sağ olun, sağ olun. Necan biz de teşekkür ediyoruz, hocam. Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür hocam ederim. İzninizle bir reklam aramız geldi. Önce reklamları izleyelim sevgili izleyicilerimiz. Daha sonrasında devam edeceğiz. Özellikle neden bu genetikle ilgili hem spermlerle ilgili hem de yumurtayla ilgili genetik şeyleri hocamdan dinleyeceğiz. Reklamdan sonra ama. Sevgili izleyicilerimiz devam ediyoruz. Hemen hatırlatalım. Bugün stüdyolarımızda Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi'nden değerli hocamız Operatör Doktor Fuat Ali ve yine bir değerli hocamız Operatör Doktor Ahmet Çalvarcı bizlerle birlikte tüp bebek yolunda başımıza gelenler deyip kısaca özetliyorum. Korkmayın, ne kadar güzel yöntemler, o kadar güzel sistemler kullanılıyor ki aslında eskiye göre çok çok kolaylaşan bir şey. Hocam genetiğe tekrar gelmek istiyorum. Evet. Genetikle ilgili sorum soracağım ama Ahmet hocamla şu sperm semen analizlerini birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü birazcık hani yine ben kadını ön plana çıkardım ama aslında erkek de çok önemli. Evet. Erkek geldiğinde nelerle karşılaşıyor diye bir genel sorayım. Siz oradan tabii. Hocam sperme doğru bir yol alırsınız. Tabii yani şimdi biz hani çocuk olmadığı zaman semen analizinin değeri oluyor. Ama hı-hı. Şöyle bir şey var. Sokakta gezen 10 erkekten 2 tanesinin sperm tahlilinde, semen analizinde bozukluk zaten vardır. Hı hı. Ama bunların çocukları oldukları için hiçbir zaman çocuk uğraş içine girmez ve tahlil yapmazlar. Ve bu yüzden de semenlerinin, spermlerinin bozuk olduğunu bilmezler. Bizi esas ilgilendiren kısım çocuk olmayan kısım. Evet. Evet. Bunlarda biz en az 2 ya da 3 hafta aralıklarla veya 10 gün aralıklarla fark etmez
iki tane semen analizi yapıyoruz. Hı hı. Ve bu analizin doğrultusunda karar veriyoruz. Tek bir tahlil üzerinden konuşmak anlamlı olmuyor. Çünkü değişebiliyor mu üretim yani? Dalgalı. Ha. Yani bir noktada sizin o günden itibaren karar verdiğiniz gün diğer bir sperm üretiminin son aşamasına gelebiliyor. Biz burada tabii çocuk yok. Bir yıl geçmiş. Aslında bu bir yıllık zaman içinde geldikleri zaman bile bazen değerlendirdiğimiz de oluyor ama hayatlarına müdahale etmiyoruz. Eğer çok anormal bir şey yakalamıyorsak hani bir tedavi yoluna gitmiyoruz. Bekleyin. Biraz destekleyici olabilir kendi. Çünkü ilaçlar. Kendiliğinden olması gene tabii, iyi bir şeydir tabii. Değil mi hocam? Yani? Burada biz burada işte sayı düşüklükleri, özellikle hareket bozuklukları, hı hı. Enfeksiyonun var olması ve tabii bunların içerisinde hareket bozuklukları da kendi içlerinde bölümlere ayrılıyor. Yok işte kuyruğu eksik, yok evet, bir şeyler falan, öyle değişik değişik. O şekil bozukluklarına geliyor. Evet, evet. Bu kriterleri masaya yatırdığımız zaman kadın doğumla da birlikte ortak bir karar vererek ve en önemli olan şey de kadının yaşına dikkat alarak hareket ediyoruz. Bir örnek verelim. Lütfen. Evet. Şimdi diyelim ki 27 ile 31 yaş aralığında bulunan bir kadın düşünün. Hı. Ve çocukları olmayan bir aile düşünün. Tamam. Eğer bu ailede yumurtaya ait, üretime ait çok ciddi bir problem yoksa veya varsa, sperm tahlilinde, semen analizinde sperm hareket bozukluğu söz konusuysa örneğin, ve en az 2-3 yıldır bir takım tıbbi destekler almalarına rağmen hala çocuk yoksa evet. Bütün bu sosyal endikasyonlar, tıbbi değerlendirmeler ve ortaklaşa oluşturulan bir konsensusla hastayı da yanımıza alarak bir tübebek kararı verebiliyoruz. Beraber, evet. Hocam gelelim izninizle ama hattımızda Elmas Hanım var. Onun sorusunu alalım önce. Elmas Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Hayırlı hemen günler. Alalım sorunuzu. Ya benim... Ses gitti. Bizden mi gitti? Doğumunda böyle. Elmas Hanım. Şey Elmas yani. Hanım biraz yok, lütfen. Bir sesiniz gitti. Siz baştan bir alır mısınız? Bir başı dinleyemedik biz. Buyurun. Ablamın torunu oldu. Evet. Hala dayı çocukları. Evet. İlk çocuğunu anlayamadık zaten. Bu SMA teşhisi konuldu. Ne teşhisi? Ondan sonra. O 70 günlük yaşadı. Ondan Elmas Hanım teşhisi sonra, tekrarlar mısınız lütfen? Nesi oldu? Teşhisi belki bir şey. 13 yaşında falan. Onda hiçbir şey yok. Bir tane daha bebek yaptı gelinimiz. Evet. Bu doğuşunda hiçbir şey yok. Bir ay sonra sol kol böyle düşmeye başladı. O yana bu yana fizik tedavi geleceğim. Sonradan nöroloji doktorlara falan gittik. Nöroloji doktorları dedi hastaneye bir şey olsa daha çıkamaz zaten. Hakikaten ses de geçtikleri gibi. Çocuklar biraz sesi yükseltelim. Böyle... Elmas Hanım bir dakika. Şimdi biz var ya bir sakinleşelim olur mu? Sesi birazcık yükseltelim. Elmas Hanım şimdi sizin ilk çocuğunuz ne teşhisi konuldu onun ilk çocuğa? Değil, ablasının torunu. Tam torunu. Neyse yani fark et. Ne? Öldü. Tamam. Ondan sonra bir kızımız daha oldu. Ona hiçbir şey yok. Sağlıklı. Tamam. Sonra? 10 sene sonra bir bebeğimiz daha oldu. Onun oldu, evet. O doğumunda hiçbir şey yok. Böyle çok canlı, hareketli. Evet. Bir ay sonra hareketleri azalmaya başladı. Evet. Ondan sonra o yana bu yana doktorlara fizik tedavi falan yönlendirdiler. Tamam. En sonunda nöroloji doktorları hadi gel tahlil. Fizik tedavi derken SLA. SLA. Baba taşıyıcı. Anne de taşıyıcıymış herhalde. Evet. SLA tabii. Mı dedi? Şu anda ha, tamam. O bebeğimiz 10 aylıkken öldü. Evet. 2 tamam. Ay falan öleli. Ve anne yine düşünüyor ama baba da razı gelmiyor. Bunun bir önlemi çaresi nasıl? Çok güzel bir soru. Evet, yani böyle hastalıklarda tabii, ne tabii, yapacağız? Tabii. Çok güzel bir soru. Çok aynen. Güzel bir soru. Yalnız teşhis anlayamadık ama onu sonra. Onu bir netleştirelim. Tamam. SLA mı dediniz? SMA, evet. Ha, SLA. Sikloroderman nedir bilemiyorum. SMA, tamam. Tamam, peki. Açılımını da söyleseydiniz çok iyi tamam. Olurdu. Yani. Anladınız tamam. Mı hocam? Yani bir, Elmas Hanım bir başka genetik... Sorunuz yoksa hocam yanıtlayacak başka sorunuz. Bir de benim kızım bir sorunum var. Tamam, onu da sorun hemen. Kızım ilk çocuğunu yaptı, dış gebelik oldu. Evet. Kanser hastaların kullandığı ilaçlarla onu yumurtalıklara, hani kanallara zahir emiren düşüktürdü bir tane özel doktor hanım. İkinci, evet. 40 günlük oldu, kalp atışları alındı. O da rahimde öldü. Hı. Evet. Ondan sonra üçüncü tekrar yine sağ kanalda, kanalda yumurtalığa gitmiyor yani. Çıkış gebelik. Onu da ameliyatla Lütfü Kırdağ Devlet Hastanesi'nde ancak öyle düşüktürebildiler. Ameliyatla leproskop yaptılar. Evet. Şu anda yine günü geçiyor. Şimdi işte kas kabuğu diyorlar, kese oluşup oluşmadığından belli olur. Hani
Bundan bilgi almak istiyorum size. Peki. Bir de öneriler aslında. Tamam. Bir tane Florida tüp bebek uzmanına gittiler. Tüp bebek uzmanı her şeylerini inceledi. Şeker de var kızında. Tiroidlerde biraz problem vardı. Hı hı. Evet. Onlar iyi. Devam tabii kontrol altında var. Şu anda evet, da günü geçiyor. İşte ne yapacağız? Peki. Sarsan bari geçtiğinde belli olur dediler. Hani bu nasıl, neden oluyor? Kanalda kalıyor. Rahime yerleşmiyor. Kanalda kalıyor. Tamam. Ondan bilgi almak istiyorum. Teşekkürler. Tamam, ben teşekkür ederim Elmas Hanım. Geçmiş olsun. Ölenler için Allah rahmet eylesin. Hocamız hemen yanıtlayacak sorunuzu. Elmas Hanım. Hoşçakalın. Şimdi bu tip hastalarda, yalnız bu tip Akdeniz anemisi olan talasemyada da aynı sorun oluyor. Anne taşıyıcı, baba taşıyıcı, hastalıklı çocuk doğma şansı %25 civarında oluyor. Ve normal çocuklar doğabiliyor. Bu da aynı genetik bir hastalığa, taşıyıcıya bağlı hastalıklar oluşuyor. Bunu artık biz tüp bebekte aşabiliyoruz. Öyle mi? Tabii. Ay ne güzel. Yani vallahi çok güzel. Anne baba da taşıyıcı, tabii, çocuk da öyle taşıyıcı olacak diye. Çocuk normal oluyor. Evet. Nasıl yapıyoruz? Tüp bebekte biliyorsunuz yumurtaları ve spermi aldıktan sonra dölleniyor. Oluşan embriyoları eskide biz 3. gününde alıyorduk, bir hücre alıp ve genetik normal mi bu bebek, genetiği normal değil mi tespit edildikten sonra normal bebekleri rahim içine yerleştirdiğimiz için normal bebek dünyaya geliyor. Evet. Sakat veya anormali onları, veya taşçı bebekleri rahime koymadığımız için bu şekilde normal çocuk sahibi olur. Şimdi artık kendi merkezimizde dahil ve dünyanın belli merkezlerde genetik tüp bebekler uğraşan merkezler var. Her merkez bu işi tek tek merkezde yapılıyor. Yani. Tamam. Ve 5. günde yapıyoruz artık. 5. gün genetik tüp bebek yapıp sağlıklı olan bebeğe 5. günün rahim içine yerleştiriyoruz. Hatta Elmas Hanım, onlar biraz daha canavar oluyorlar, haberiniz olsun. En iyilerini seçtikleri için hocamlar, yani daha böyle bir turp gibi oluyorlar. Tabii, yani. Bizim genetik mesela işitme engelli bir çocuğumuz var. Evet. Daha doğrusu bizim değil de hastanın önceden olmuş. Genetik analiz yaptık embriyolarda. Ve 7 tane 8 tane embriyonun içinde bir tanesinde normal çocuk çıktı. Aslında normal gebelikte belki ikinci bir. Ve 7 tane anormal çocuk doğacaktı. Anormal çocuk ayrıldı. Tabii. Ve orada transfer edildi ve tuttu, o çocuk işitiyor şu anda. Gene mesela şöyle bir şey var. Kemik iliği kanseri. Ona uygun dokuda bir embriyo seçiyorsunuz. Kim kemik iliği kanseri kardeş, mesela? Kardeş. İkincisi tübebekle birinci kardeşe doku uyumlu oluyor ve kemik iliği veriyor. Şey bu kan şeysi. Tabii kan tabii. Kemik iliği kanseri ortadan kalkıyor. Yani genetik altyapı olmadan zaten hani burada varlığımızın da anlamı yok gibi bir şey yani. Yani yalnız artık tübebek yapılmıyor. Sorulara dikkat ederseniz hep genetik geliyor yani. Çok güzel sorular yani. Aslında doğum bile artık dertten çıkmaya başladı. Hani mesele sağlıklı doğum olmaya başladı yani. Ve şunu söyleyeyim. Şimdi bu hastada anladığım kadarıyla tamamen normal gebelik riskine girmemesi gereken. Tabii. Embriyolardan biyopsi parça alınıp sağlam embriyonun seçilip kalan sağlam embriyolarını da dondurularak onları da atmamak şartıyla. Uzun bir süreç gerekiyor bu hastaya. Yani çünkü hala dayı çocukları bakın ya, şeyleri başka şeyler de olabilir tabii, Allah tabii. korusun. Biz zaten genetiklerine bakarken bütün kromozomlarına bakıyoruz. Yani bir sakatlık var mı onları tespit ediyoruz. Yani bu hasta bunu tavsiye ediyoruz. Yani sorusuna direkt bir cevapsa kesinlikle normal yolda hamile kalmasın. Genetik tüp bebek yaparak sağlıklı çocuğu rahimine aldıktan sonra hamileliğine devam etsin. Bu bir şekilde de şöyle bir şansı var. Siz hazır bulmuşken 2-3 sağlıklı çocuk yaptınız diyelim. Saklıyorsunuz. Sonra bir daha hiç uğraşmaya gerek tabii, yok. Türkiye'de bu izin çıktı galiba değil mi Doktor Fuat abi? Nasıl? Embriyo dondurma izni eskiden yumurta tabii, dondurma izni. Yumurta dondurma da olayı da var. Var. Evet, ama yeni bu. Hayır. Tabii yeni. Eskiden tabii, beri yok muydu? 8-9 sperm dondurma imkanı vardı. Sperm dondurma yumurta yoktu. Yok. Yeni bayanlara aynı şansı eşitliği kazandılar bayanlar. Sağ olsunlar Sağlık Bakanlığı bunu bayanlara onu ekledi. Sağ olsun Sağlık Bakanlığımız. Ve dondurma, bayan dondurma şeyini ekledi yani. Bu da büyük bir şey. Eskide yasaktı. Şimdi bayanlar çok güzel. Bayanlar 70 yaşında bir kadın hamile kaldı. Tabii. Duymuşsunuzdur. Şu altın yumurta falan muhabbeti vardı. O işte geçmişte menopoz dondurma öncesi yumurtası dondurulan bir kadının daha sonra rahmi genişleterek tabii çok nadir bir olay yani. Tabii. Bunu ama olsun sonuçta oluyor yani. Oluyor. Bir şey söyledim. Hocam öyle menopoza demeyin. Menopoza yaklaşmış çocuğu olmayan kadınların yumurtalarına havuz yapıp çocuk şimdi, olmayınca bak Hindistan'daki kadın olmuş deyip kendine de böyle bir şey geliyor kariyer, yani. Kariyer yapan genç kızlarımız var.
Mesela geç evlenenler yapmasınlar var. Yapmasınlar hocam ya, 35'i geçirmesinler ama, öyle demeyin. Ama bazen daha fazla yurt dışında eğitim oluyor falan, evlenemiyor yani. Geciktiriyor mesela. Ama tavsiye etmiyoruz 38, değil mi 39 ben kesinlikle mesela ben kendi eşim hem ihtisas yaptı hem çocuk doğurdu yani. İkisi bir arada yani, oluyor. Yani, ya, olur ya, ve çok güzel oluyor. Ve büyüyünce büyüyorsunuz. Onun için ama bazıları yapamıyorlar. Geç evlenecekler. 30'u geçtikten sonra muhakkak yumurtalarını dondursunlar. Ondan sonra eğitimlerini devam etsinler. Peki diğer soruyu ben çok anlayamadım. Ha, diğer soru ektopik gebelik bahsetti. Ha. 2 veya 3 kere dış gebelik oluyor. Yani normalde aslında vücutta sperm ve yumurta birleşiyor. Nerede birleşiyor? Yumurtalıkta aslında. Hayır. Gider. Tüpte. Yumurta tübe geliyor. Birleşme tüpte mi oluyor? Fabrika aslında asıl döllenme fabrikası onu tüptü. Onu bir var ya, bir çizip bizim anlatmak lazım. Tüp içinde aslında ekranda bir sonra şekil verebilirdik. Hocam inşallah sevgili izleyicilerimiz pazartesi günleri zaman zaman Ahmet hocamı, zaman zaman Fuat hocamı ağırlama imkanı olacağız. Lütfen takip edin. Pazartesi günleri onları halledeceğiz değil mi hocam? İnşallah. Tek inşallah. Tüpte olduğu için bazen tüplerde bir yapışıklıklar oluşuyor. O oluşan embriyo rahim içine gitmiyor. Yani oluştuktan sonra 3-4 gün sonra rahim içine yerleşiyor aslında embriyo. O yol var ya, ne müthiş bir yol. Tabii. Allah-u Teala ile yaratmış. Oradan o yürüyecek, gelecek. Orada birleşecek de ondan sonra hücreyken yürüyor yani. Hücreyken ilerliyor. Yerleşiyor. Orada bir aksaklık varsa, bir sistemde bir aksaklık varsa ya tüplerin kasılmasında. Tüplerin içinde de çok hafif böyle tüy gibi bir şeyler var. O embriyoyu itiyor, içeriye itiyor, tamam mı? Rahim içine itiliyor ve ona yardımcı, orada bir yapışıklık varsa tüplerde kalıyor. Ve rahim içine gitmedi. Yanlış yerde büyüyor. Büyüyor çocuk yani. Tüplerde ve iç kanama geçiliyor ve tüplerini alıyor ameliyatla ve laparoskopiyle yalnız boşaltılıyor. Ve bazen biz ilaç veriyoruz. Yani hiç ameliyat yapmadan inne verip o çocuğu orada ölüyor ve gelişmiyor. Evet. Bunun nedenini araştırmak için tüplerde bir şey var mı yok mu? Bazen tüpler açık olabilir ama hafif bir yapışıklık olduğu için orada kalıyor embriyo. Bazen üterüs anormallerde mesela rahimde bir anormali olabilir. Çift rahim olabilir. Septum olabilir. Hocam sayacak sebepleri. Tabii. Biz bunları yani böyle buradan o soruya böyle tek cevap vermek imkansız olur. Hasta muhakkak lazım. Muhakkak bu tip hastalar rahim filmi çekmesi lazım veya histeriskopi, rahim içine kameranın girmek lazım. Ondan sonra tüp bebeği yapmak lazım. Siz tüp bebek yaparsan bazen tüp bebek tutar gene tübe gider. Yani bak rahime yerleştiriyorsun. Rahim kasıyor tübe, tabii anormaliyse rahim tübe gidiyor emiriyor. Onun için tüp bebek yapmadan önce muhakkak rahimin yapısına ve tüplerin yapısına bakmak lazım bu hastada. Ondan sonra normal yolda gene bir ektopik olacaksa, dış gebelik olacaksa tüp bebek yapmak daha mantıklı olur. Sevgili hocam bunlar hep hanım şeyleri. Bir de bey şeylerini dinleyelim. Çünkü hanım bak size bir şey niye hanım aslında bu olayda. Bir ara vermek istedim hocam. Bir dakika hanımlar bakın hanımlar. Hanımların mekanizması asıl yani gebelikte hanımın vazifesi tabii. Erkekte diyor ya bir spermi olsa çocuğu olur bu kadar. Bizde bir yumurta olduğu zaman hocam, değil bak, yumurta olacak. Feminist rahim. Damarımı kabartmayın şimdi. ama öyle ama, anne ama değerlisiniz bakın hayır değerlisiniz. Öyleyiz. Yani erkek bu fertilitede veya bir fonksiyonu yok sıfır. Yani bir gebelikte bir sperm geliyor o kadar. Burada tüp var, ama bir de onu Ahmet hocama soralım. Öyle mi bakalım? Tabii. O spermi nasıl buluyorlar? Ne yollardan geçiyor yani? Biraz tabii Fuat abi olayı mizansen değerlendirelim. Tabii. Şöyle. Tabii. Yani gerçekten spermin varlığı yetiyor aslında çok şey için. Hı-hı. Ama var mı ama tabii o nasıl tabii var? Tabii de sperm olmayan erkekler var. Hiç yok. Şimdi bakın bunlar yemin ediyorum ayrı bir şey yani. Neden yok? Niçin yok? O anlamda mı? Şimdi biz klinimizde yaygın olarak spermi olmayan erkeklerde genetiksel hormonal değerlendirmeler yapıp neden yok? İyi bir fizik muayene yaptıktan sonra bu hastaları bunlara yönelik tedaviler yapıyoruz ve mikrotese cerrahisi uyguluyoruz. Mikroskop altında 20 kat 30 kat büyütme ile normal insan gözünün göremeyeceği mikro kanalları seçip aynı anda bunların içini parçalayıp içinde sperm varsa donduruyoruz. Bazen
tübebek uygulamasıyla birlikte eş zamanlı yapıyoruz. Yani fresh dediğimiz mikroteseler yapıyoruz. Tabii mikrotese yapılması şöyle çok önemli. Bazen spermin varlığında da bunu yapmak gerekiyor. Niye? Yani sizin mikrotese deneyiminiz çok önemli. Çünkü karşınızda, hani tabir caizse şöyle tarif edeyim, bir futbol takımı var. Takımda 11 tane topçu yok. İleride forvet yok. Kalan topçuların boyları 1.20, şekilleri bozuk. Kiminin ayağı, kiminin bacağı yok. Oyuncular da hiçbir şey yok. Böyle bir takımın gol atma şansı var mıdır? Evet. İşte bu durumda da spermin varlığında bile bazen çağdaş dediğimiz, currently dediğimiz mikrotese uygulamaları yapıyoruz. Ha, yani ne yapıyorsunuz? Şekili bozuktur, hareketli yoktur. Ha. Hastayla konuşuruz. Bu spermler kullanılarak geçmişte başarısız tüp bebek uygulamaları geçirmiştir bu eşler. Tamam. En az 2-3 embriyo transfer yapılmıştır ve tutmamıştır. Hı hı. Biz hastaya şunu söyleriz. Bakın, testisten alacağımız spermin şekil hareketliği daha iyi olduğunu, döleme yeteneğinin daha iyi olduğunu iddia ederiz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi son açıklanan yayınlarda ister meniden alın, hı hı, ister testisten alın, isterseniz dondurup eritin. Bütün spermlerde gebelik oranları eşit. Fakat eve çocuk götürme oranlarına baktığınız zaman, hani biraz önce hangisi konuştuk daha ya. Önde? Evet, testisten alınan spermlerde bu biraz daha fazla. Hmm. O yüzden şimdi başarısız tüp bebek geçirmiş, ejekülattan alınan spermlerin şekilleri bozuk, tutmuyor, embriyo gelişmiyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Testisten mikrotese yapıyoruz. Mikrotese cerrahisi aynı gün hastayı evine gönderebildiğimiz lokal anesteziyle çok öyle korkunç yani bir şey değil. Yani şöyle, genel anesteziyle yapılabilir ama biz pratikte kliniğimizde lokal anestezi kullanıyoruz. Hastalarla birebir konuşabiliyoruz. Zaten çok küçük kesilerden çalışıyoruz. Yani bizim 1-1,5 santimlik alanda çalışıyoruz. Hı hı. Ve test üzerinde açtığımız yer de bazen çok küçük oluyor. En az 100 dakika sürüyor. 80-90, 100-120 dakikaya kadar süren bir cerrahi. Ve sonuçta sperm bulduğumuz zaman hastaya diyoruz, sperminizi bulduk, dondurduk. Ve artık tüp bebek şansınız var. Birkaç antibiyotik ve soğuk uygulama bu hastalara tavsiye ederek ameliyattan sonra normal yaşantıdan 2-3 gün içinde dönebiliyor bu hastalar. Hı hı. Biz buna mikrotese cerrahi diyoruz. Özellikle spermin olmadığı durumlarda çok daha yaygın uyguluyoruz. Hı. Bir de daha başka bir konu da hastanın başarısız mikrotese geçirmiş hasta. Önceden? Çıkmamış. Evet. Ne oluyor o zaman? Bunlar da ayrı bir problem. O zaman onun da ümidi de kalmaz. Bir daha yaptırmaz yok, zaten. İşte bu da çok ayrı bir problem. Kaç kere yapması lazım onu soralım. Yani en işte az, onu diyor biz kitapta 6 ay aralıklarla 2-3 kere yapılabileceği söyleniyor. Ama biz yani çünkü çok yaygın bir şey yaptığımız için, cerrahi uyguladığımız için teşhise 6 aydan daha uzun süreyi uzatabiliyoruz. Hı. Hastanın ve eşinin yaşına bağlı olarak. Başarısız olan, spermi bulunmayan hastalarda da biz vazgeçmiyoruz. İnsan şey düşünür, zaten yokmuş yani. Hani i̇şte onda da vazgeçmiyoruz. Evet. Bunlar da eğer genetik bir zemin problemi yoksa, sağlam bir genetik zeminleri varsa, hormonları üzerinde bir takım oynamalar yaparak, değerlendirmelerde bu hormonlarını ayarlayarak. Ha, suni aslında bir şey. Evet, artificial suni bir yöntemle. Evet. Aynı nasıl kadının yumurtlamasını ayarladıkları gibi. Bunlarda da biz gördük ki, yani tabir caizse artık umudunu kesmiş. Vazgeçmişler benim çocuğum olmayacak diyelim, denen evet. 100 tane erkeğin 17'sinin de sperm çıkıyor. Vallahi çok yüksek bir oran bu. Tabii, yani tabii. Denemek için falan %5'i geçmiş yani. 17'de yakalayabiliyoruz ve bunların da yaklaşık %50'sinde, 8'inde, 9'unda çocuk sahibi oluyor. Düşünün, bunlar umudunu kesmiş. Bence ama sonuna kadar gitmek lazım. Hiç pes ama şu var gerekiyor. Bakın. Yani bir kaybın olmaz grup aslında. Çok problemli. Bunlar en uçtakiler. Tabii. Yani uğraştıralım. Siz eğer bir işle ilgileniyorsanız rutinle herkes ilgileniyor. Yani eğer ekstrem. Ama mesele bunları yapmak hocam. Ama yani ekstrem tabii, değilseniz. Tabii. Yani herkes Ağrı Dağı'na çıkıyor. Ama Himalaya'ya çıkmak biraz daha ekipman gerektiriyor. Çok güzel örnek. Reklam arası. Bunun üstüne bir şey denmez. Reklama gidilir ancak. Reklama gidiyoruz. Reklam dönüşünde sevgili hocalarımla yine devam edeceğiz. Sorularımız çok tabii ki.
Sevgili izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Tüp bebek uygulamaları ile ilgili konuşuyorduk. Hocamın sözünü böldüm ben. Hemen hani varsa söyleyeceği, yani semen ve spermlerle ilgili özellikle çocuğu olmayan son kısımları söylüyorduk. Yani artık zor konu, kısımları. Konu çok uzun da çok ben uzun, evet. Bu konuyu şöyle özetleyeyim. Lütfen. Meni tahlilinizde sperm yoksa bu yumurtanızda olmadığı anlamına gelmez. Evet. Bunun için de mikro cerrahi dediğimiz yöntemle, mikro tese yöntemiyle sperm arayıp bulabiliyoruz. Biz Konya'da bunu çok yaygın bir şekilde yapıyoruz. Evet. Başarısız olan gruplarda da kaldığımız nokta burasıydı. Hormonları manipüle ederek, yeniden hormon değerlerini ayarlayarak sperm üreterek tekrar retese dediğimiz, yani yeniden mikrotese yaparak sperm bulma şansını artırabiliyoruz. Yani bu aklınızın bir köşesinde olsun lütfen. Evet. Hani bir kere bile geçirmiş yaptırdık. Tabii. Artık bir daha yok diye bir şey yok. Denenebilir, bulunabilir inşallah. Kesinlikle patolojik sonuçlarını değerlendiriyoruz ameliyatlardan sonra hastaların. Ve patolojik sonuçlarına göre tıbbi tedavi verip ikinci bir mikrotese uyguladığımız hastalar, üçüncü uyguladığımız hastalar var. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Klinefelter diye bir sendrom var. Erkeklerde olan bir sendrom bu. Evet. Kromozomal bir bozukluk. Ne yapıyormuş? Bunlar da normalde 14-15 yaşlarında, yani adolesan dediğimiz genç yaşlarda sperm çıkıyor, bunlar atıyorlar. Ama yaş ilerledikçe kromozom yapısından kaynaklanan bir bozuklukla sperm üretimi ortadan kalkıyor ve biz bunlara mikrotese uyguluyoruz. Bu hastalarda bile şu anda tek tesenin yetmeyeceği, ikinci bir mikrotesenin gerekliliği tartışılıyor ve büyük oranda da kanıta dayanmaya başladı. Bu, yani bu ne demek? Herkes artık bunu kabul etmeye başladı. O yüzden yani bu sperm olmayan, başarısız cerrahi geçiren, çıkmayan veya sonradan kaybolan hastalar da umudu kesmeden yeniden bir değerlendirmeyle bir ışık, bir yol bulma şansı var. Hadi bakalım inşallah ya. Yani hocam gene erkeğin işi kolay, görüyorsunuz mu? Gene nasıl? Bize geldi. Erkeğin işi gene kolay diyorum. Gene olay bize şimdi geldi. Bayanlar en fazla dediği gibi yılmadan, dediğiniz gibi yani. Evet. Burada tam destek kadına. Yani yılmaması lazım. Evet. Eğer yumurta varsa. Bazen erken menopozda, mesela 30'un altında olan menopozlarda da hastalarımızda ümitlerini gene kesmesinler. Yani yumurta 30'un altında FSH yumurta azsa veya yoksa, 30'un altında olan bayanlarda ümitlerini kesmedikler zaman çocuk sahibi olabiliyorlar. Yani her şeyi eleyebiliyorsunuz tabii, değil mi hocam? Tabii, tabii. Mesela hani ben reklam arasında da konuştuk onu biraz daha için. Mesela kadında polikistik over olabilir. İşte yancı hastalıkları olur. Endometrioma olabilir. Şekeri vardır, tansiyonu vardır. Tabii tabii tabii. Ne her şeyin. Kistler var. Tabii tabii, endometrioma yani, çikolata kistleri dediğimiz. Biz de, adı gibi değil değil mi hocam? Tabii tabii. Çikolata yani. Değil, belalı bir bela evet, yani. Hı. Yani kanser. Ama onunla kanser bile baş değil, ediyorum ben kanser, diye hocam. Kanser değil. Evet. Yani evet. Yayılmaz, şey yapmaz ama bizim için kısırlık için çok kötü bir şey yani endometrioma. Yani ama onunla bile Allah'ın tabii çocuk sahibi olan hep bir hastalarımız var. Evet. Onun için bunu belirtmek lazım. Artık tıp özellikle kısırlıkta ayrı bir dal oluştu. Evet, evet, evet. Yani ayrı bir dal oluştu ve her şeye artık hastanın hastalığına göre tedavi uyguluyoruz. Örneğin dedik ki yani öyle tek tip bir şey yok. Örneğin polikistik over. Polikistik over bazı %30'u polikistik over olduğunu bilmez. Doğurur hiç haberi yok. Evet, evet. Yani haberi yok. Bazılarında dediğin gibi normal bir hapla ilaç vererek, adetlerini düzelterek, yumurtalarını düzelterek polikistik over, yarısında fazla bu şekilde hamile kalıyorlar. %20'si tüp bebeğe geliyor. Yani uzun süre, ne zaman uzun süre, mesela 4 yıl, 3 yıl tedavi olduktan sonra hala çocuğu olmuyorsa o zaman artık onu beklemememiz lazım. Yani polikistik overde beklemeyip bir an önce birinci çocuk. Niye diyorum birinci çocuk? Çünkü hocam, ikinci ve üçüncü kendiliğinden polikistik overde birinci. Sonradan oluyorlar tabii, değil kendiliğinden mi? İlaç olur. Kullanmadın. Öyle tabii. Bir şey şimdi yok. Polikistik overin şeyi yumurtlamama problemi var. Yumurtlamadığı için hormonal bozuklukları oluşuyor ve rahim tabakasında bozukluklar meydana geliyor. Meydana geldiği için gebelik elde edemiyor. Tamam? Gebelik elde etmediği için tüp bebekle bir gebelik elde ettikten sonra artık bir psikoloji,
rahatlama oluyor. Benim zaten çocuğum var. Çünkü o kafaya takınca da olmuyor değil mi hocam ya? Tabii, öyle bir şey. Çok hastalarımız polikistik over hastamız. Pes ettikten sonra oluyor. 8 yıl çocuğu olmadı. Bir tedavi ettik. Hamile kaldı. Doğurdu. İkinci mesela 1 yıl, 1,5 veya 2 yıl sonra kendinden hamile kalan epey hastamız var. Bir de mesela ilk tüp bebek yaptıranların da şeyi devam ediyor. İkinci de daha rahat ediyorlar değil mi hocam? Hormonların etkisi mi? Hayır. Hayır. Şimdi dediğiniz gibi bazı hastaların kafalarında bir şey var. Bir soru işaretli. Efendim birinci yaptığın zaman şansın az. Onlar bilerek ikinci yapmak, üçüncü yapmak için gebelik şansımızı azaltıyorlar. Ya hocam tuhaf tuhaf şeyler oluyor da hani ne doğru çok şey yapmamak lazım. Kulağı tıkamak lazım. Bakın biz oranlara bakıyoruz. Hı hı. Bir kere tüp bebek yapan hasta, genç ve ileri derece sperm kalitesi de bozukluk olmayan hastalar artık oranları %60'lar, 65'lere yani gebelik şansı var yani. 100 hasta yaparsan 65'i hamile kalıyor ve doğuruyor. Onlardan sonra ikinci kez yapanlar, iki kere yapan hasta şansı %80. Artıyor. Niye artıyor? İlkinden. Hayır. Şimdi sen bir hedef koyuyorsun. Hedefe bir kurşun vuruyorsun. İki kurşun vurmana şansın 3 kere vurursan 3 kere şansın %90'lara çıkıyor. Yani tuttuğun zaman o 100 hastaya sen 3 kere yaptığın zaman o 100 hastanın içinde %90'ı hamile kalıyor. Vallahi iyi şükürler niye? Olsun böyle çünkü, bir teknoloji. Çünkü tabii yani. Teknoloji çok ileri. Yani %90'la 3 kere yaptığın zaman %90'lara şansın oluyor. Hı hı. Çünkü birinci seferde hamile kalmayan ikinci seferde kalıyor. Üçüncü seferde kalmayan üçüncü seferde kalıyor. Hı hı. Ve bu şekilde çocuk sahipleri oluyor. Yani burada bunu özet olarak bunu söylemek istedim. Yani sonunda çocuk sahibi olacaklar. Ama moralleri bozmasınlar. Bir. Hocam. İki. Devam etsinler. En önemli şey o. Evet. Psikolog olması iyi olmuş sizin merkezde hocam. Çok, çok önemli. Şey ne soracaktım? Bir ara bir koyacaklar, iki koyulacak bir şeyler vardı hocam. Tek konulmuyordu. Şimdi ilk denemede 35'in altındaysa bir embriyo yerleştiriliyor. Eğer ikinci deneme ve üçüncü denemede ise iki embriyo yerleştiriliyor. Heh. 35'ten sonra yaş biliyorsun yaş olayı gebelik şansını azaltıyor. Azaltıyor evet. Yaş ile gebelik şansını artırmak için iki konuyor 35'ten sonra. Hı. İkiden fazla konmuyor. Bir ara 300'ler, 400'ler güzel oluyordu. Eskide 4'e kadar veriliyordu. Ne oluyor? Çoğul gebelik. O gebe olsa dahil sonunda ya sakatlık oluşuyor ve 4'ü birden düşüyor. Hı. Anlatabildim yetmiyor. Mi? Yani komplikasyonlar artıyor. Tabii bir tane de gebelik şansını azaltıyor ama 5. gün transferi ve dediğimiz gibi Ahmet Bey dediği gibi embriyoskopun devreye girmesi. Şimdi eskide biz normal inkübatörlerle yalnız o bizim elimizdeydi. Her gün embriyo yerleştiriyor, her gün embriyo çıkartıyor embriyoyu. Dışarıya mikroskop altında bakıyor. Ne durumda? Kaç hücre oldu? Ondan sonra yeniden inkübatörün içine koyuyor. Şimdi nasıl oldu? Artık embriyoskop dölleniyor ve embriyoskopun içine konuyor. Direkt oradan çıkarmıyor. Kameradan onu izliyor. Hangi dakikadan bölündü? 8 hücreli oldu veya 10 hücreli oldu ama hangi dakikada? Normalde mesela 16-32. Saatte bölünmesi lazım. O 30. saatte veya 20. saatte bölündüğü zaman bu anormali bu bebekte bir anormali var. Hepten daha ince ayrıntıları tabii, takip ediyor. Saati hangi saatte önemli artık? Kaç hücreli fragma yani bir bozukluğu var mı değil. Hangi saatte bölündü? Bu da çok önemli. Acayip bir şey hocam bu ya. Tabii. Ve size CD veriliyor. Yani bebeğin daha cihazdayken birinci günde kaç hücre oldu, ikinci kaç hücre CD'ye veriliyor. Zaten meraktan çatlıyorsun hocam, tuttu mu tutmadı mı, ne oldu, oldu mu olmadı mı, orada evde deliye dönüyorsun yani. Tabii. Burada tabii. Şöyle bir şey var, aslında bir başlık daha, yani konu çok geniş olunca tabii. Hocam aralara sıkıştıracağız artık bazı şeyleri, buyurun tabii. Lütfen. Yani şimdi mesela tüp bebek merkezi seçerken nasıl karar vermek lazım? İşte o zor karar ya. Şimdi o kolay bir karar burada, burada işte söylemiş olduğunuz ekipmanlar, altyapı. Hı hı. Bakın şimdi bünyenizde psikolog çalışıyor.
embriyoloji laboratuvarınız dışarıdan durmadan akredite ediliyor, kontrol ediliyor. Hı-hı. Durmadan embriyologlar sürekli eğitim içerisinde. O embriyolog işi de çok önemli. Tabii tabii. Kaliteli şimdi olması burada lazım. Mesela işte çip var, embriyoskop var, implantasyon öncesi parçalanmaları var. Beşinci gün embriyo gidilebiliyor. Siz bunları araştırarak karar vermelisiniz. Yani klasik bir yöntemle bu sadece spermle yumurtayı birleştirip transfer ettik, tuttu, tutmadı devri artık gömülüyor gibi bir şey yani. Hadi bakalım inşallah. O zaman ne yapalım? Hocam sizi merkezden bekliyorlarmış. Azıcık 5 dakika erken bitirtiyorlar. Bak benim şeyim yok. Hastalara haksızlık etmeyelim. Ama bugünlük teşekkür ederiz. Sağ olun. Pazartesi günleri inşallah tekrar bir araya geleceğiz. Bakalım neler olacak hocam. Sana gelecek hafta daha detaylı ve resimli olarak katılarak. Anlatalım. Evet, İnsanlara daha cerrahi yönlerine göstererek şey yapacağız, göstereceğiz. Ayrıntılarıyla. Sevda Hanım bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam geldiğiniz için. Allah razı olsun. İnşallah şu tüp bebek işi tam böyle akıllarda net bir otursun da hani İnsanlar bir çekince şey kırmasınlar, sabır gerektiren bir olay. Evet. Tamam. Peki hastalarınız selamda mı bekliyorlarmış? Tamam hocam vallahi söyleyeyim ben karışmam. Tamam. Bizim her zaman hastalarımız yalnız selam değil, her zaman kalbimizdeler, tamam mı? Ve duamızdalar ve onları her zaman mutlu ve anne olmayanlar için anne olsunlar, çocukları olanlar daha mutlu, daha canlı, daha hayatlı bir hayat onlara. Selamlar herkese. Ahmet hocamı da 12-15 oldu fark etmez. Her an sıkıştırabilirsiniz yani. Yaş değil mi hocam? Tabii. Çok teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz bizi izlediğiniz için. Bir manimiz olmaz. Allah ömür verirse yarın yine saat 11'de Kanal 42'de olacağız. Onur Önal sosyal güvenlik müşavirimiz olarak yine emekliliğe ve çalışan haklarınıza dair sorularınızı yanıtlamaya devam edecek. Yarın görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.